Galatasaray'ımızı şampiyon yapmaktan maç. Ankara Gücü rakip. Ankara Gücü'ne karşı 1-0 öne geçiyorduk. Hızlı başlamıştık maça. Artık bundan sonra oyun taktiğim neydi hepiniz biliyorsunuz. Agresif oyun, sert oyun, hızlı gol, çabuk goldü. Ankara Gücü buna rağmen pes etmedi ve o da hemen karşılığını vermişti. İşler kötü gidiyor gibiydi çünkü dakika 60'tı ve artık maçın bitimine açıkçası sadece 30 dakika kalmıştı. Ve benim için büyük problem olabilirdi bu. Tabii ki biz Galatasaray'dık, biz pes etmedik ve çok fazla vakit harcamadan hemen bir atak daha yaptık Santra'dan ve karşılığında Ankara Gücü'ne verecektik. İşte burada güzel bir paslaşma organizasyonu, harika bir pastı ve çok güzeldi. Çok güzeldi bu gol. Bu golleri seviyoruz. Bu golleri istiyoruz. Ankara Gücü'ne karşı 2-1 öne geçmiştik. Icardi uzun zamandır ligde suskundu ve bu maçta coştu diyebiliriz. Atağımız devam ediyordu. Angelinho ortayı bırakmıştı ve 3. golü atmıştık. Ankara Gücü'ne karşı 3-1 öndeydik. Tete de zaman zaman sahneye çıkıyordu. Şimdi çok ardından yönetim beni kenara çekti. Dedi ki oğlum bak dedi tüm zamanların en iyi ödülünü falan aldık dedi. İşte 3 galibiyet daha aldı falan dedim. Tamam ayarlarız patron dedim. Sıkıntı yok dedim. Böyle dinlemedim ben onu çok fazla. Sonra İstanbul Spor'la oynamaya başladık. İstanbul Spor eskiden çok sevdiğim bir takımdı renklerinden dolayı. Ama tabii biz sarı kırmızıya bağlıydık. Sarı kırmızı gününden vermiştik ve frikikle yeni transfer harika bir gol attı. Frikikten attık. Harika bir gol. Mükemmel bir gol. Hacı yaratmayan gol. Edmilson. Otoy Edmilson atmıştı ve skoru 1-1 yapmıştık. İstanbul Spor'a karşı öne geçmiştik. Tribünler coşkuluydu. Onlar da Otoy Edmilson diye bağırıyordu. Edmilson sakin bir şekilde golünü atmış ve onlara gitmişti. Ardından hızlı başladığımız maça hiçbir şekilde hız kesmeden devam etmek istiyorduk. Amacımız Barça gibi oynamaktı, tiki taka oynamaktı, kaliteli futboldu, paslarımız seriydi, gollerimiz çabuktu ve onlardan bir daha geliyor mu, geliyor mu, Villa attı. Bu da yeni transfer. Ben bu takımda revizyon yapacağım dedi. İşte Villa'nın dansı. Revizyon yapacağım demiştim. Ve işte iki revizyondan biri Villa ve Otovio'ydu. Mükemmel bir pas Otovio'dan, Edmilson'dan Icardi attı. Galatasaray şov yapıyor. Icardi ligde coşuyor. Uzun süre ligde suskundu. 6. maça kadar golü olmayan Icardi şov yapmıştı. Bir gol daha mı geliyor? Arka direkt topla buluştu. Vurdu. Gol oldu. Durmuyor. Galatasaray durmuyor. Durdurulamıyor. Bu takım durdurulamıyor. Mertens bu arada bu adama sezon sonunda yollayacağım. Çünkü hem yaşı çok fazla hem de artık overall ratingi düşmeye başladı. İstanbul Spor'a 4-0 geçmiştik. Artık bundan sonra şunu söylemiştim. Evet takım oturdu. Gerçekten kaliteli bir takım olduk demeye başlamıştım. Fakat benim bir şeyler gıdıklamaya başladı. İstanbul Spor 4-0 yendik. 12 puanlı ligde birinciydik. Ama bir türlü o futbolcu coşkunu alamadım. Ve dedim ki kardeşim dedim. Ben dedim burada kaydediyorum. Bak hop kaydettim. Dedim. Kaydedeyim dedim. Ardından genel ayarlardan dedim ki kardeşim süperstar beni kesmedi. Efsaneye oynayayım dedim. Efsanede oynayacağım dedim. Tamam mı? Bir sonraki maçımız Pendik Spor'du. İşte bu Pendik mi Barça mı gördüğünüz gibi tiki taka nasıl oynadı. Efsane oynadılar. Tabii Pendik Spor olmasına rağmen efsane de oynadığınızda zorluyorlar diyebilirim. Bu pozisyonda çıkaramamıştık topu. Pendik Spor'a karşı büyük baskım vardı. Çok güzel bak olmadı. Olmadı Pendik Spor. İyi savunuyorlar. Gerçekten iyi savunma yapıyorlardı. Ama tabii ki biz pes etmedik. İşte Pendik Spor'un kontra atağı. Bunu çok iyi yapıyorlar. Eyvah. Aman Pendik. Oh. Yani bir türlü golü atamamıştık. Onlar da atamıyordu. Pendik Spor çok zayıf bir takımdı normalde. Ama iş efsaneye döndüğünde kafa kafa oynuyorduk. Efsane zorlukta çok zor anlar yaşıyorduk Pendik Spor'a karşı. Of halde. Evet hakeme itirazlar tabii. Çirkeflik falan. Ortayı yaptım. Vurdu gol oldu. Pendik Spor'a karşı öne geçiyoruz. İnanılmaz bir gol. Gol Endombele. Efsane de durduramadı bizi. Tribünler de bizi efsane durduramadı diyor. Icardi tribünlere bakıyor. Ne diyorsunuz oğlum diyor. Tribünler Icardi'ye bakıyor. Efsane de oynuyoruz diyor Icardi.
Evet, maç Rangers maçıydı. Rangers da gördüğünüz gibi tiki taka oynuyor. Pas yapıyor. Ben topu bile tutamıyordum. Hızlandırılmış oynatıyorum buraları. Efsane zorluğunun şeyini görüyorum. Arada yanlış paslar atabiliyorlar ama en sonunda hiçbir şekilde topu kaybetmeme güdüleri var adamların. Ve benim de böyle birkaç tane pasım hatalı olduğunda Rangers çok ciddi bir şekilde bizi baskı altına almıştı. Icardi, abi efsanede oynuyoruz, olacak o kadar dedi. Muslera, Icardi efsane ne oğlum dedi. Bilmiyorum, hoca söylüyor dedi. Ben Rangers atağa geliyordu işte, böyle kestik bunu. Ama topu olan Rıdvan Yılmaz, Türk lan bu. Bunu mu transfer etsek? Derken Rıdvan Yılmaz'ın pasları Rangers'ın kötü şutu. Aman aman. İşte şimdi efsane mefsane dinlemeyeceğiz dedik. Geliyor Sebastian Villa, geliyor Sebastian Villa, ortayı yaptı, savunma. Geçirmediler topu. Rangers atağa çıkacak. Aman dikkat. Yeme. Evet. Efsane aldığında ilk golümü yedim. Ve gerçekten efsanenin diğer oynanışlarına nazaran çok daha zor olduğunu gördüm. Rangers hiçbir şekilde topu bırakmayan o iğrenç pis İskoç oyununu oynuyordu. Mükemmel bir ara pas. Aman 2-0. Olsun. Galatasaray'da UEFA kupasını almadan önce çok böyle 5'lik 6'lık olmuştu. Ama çok güzel. Harika pas. Gol olur bu. Gol oldu. Rangers ne yordunu şaşırdı. Icardi topu alıyor ve diyor ki gelin efsanede oynuyoruz diyor. Arkadaki arkadaşlar da, onlar da efsanede oynuyoruz diyor. Icardi hadi efsane diyor. Herkes şaşırıyor. Oğlum diyor, efsane ne? Icardi boş verin diyor. Hoca öyle söyledi diyor. Ve ardından atağımız devam etti derken Rangers yine gole atıyor. Rangers gole atıyor. Icardi efsane değil miydi abi diyor. Ben de evet efsaneydi, hadi bakalım diyorum. Ve maça tekrar başlıyoruz. 3-1 yenildik bu maçta da Rangers'a. Efsanenin etkisi diyebilirim. Ama şöyle bir baktığınızda aslında hala Şampiyonlar Ligi'nde şansımız vardı. Zaten bizim için önemli olan şu anda ligde ilk sırayı alıp puan farkını açmaktı. Şimdi rakibimiz Sivasspor. Sivasspor'a karşı oynuyoruz. Onlar böyle olur mu? Direkten döndü. Hadi vur oğlum, yine direkten döndü. Ay senin oğlum, bir ıslak yerin mi kaldı? Ne oldu? Kuru yer mi kaldı? Ne yaptın? Nasıl bir şans bu ya? Neyse, olmadı. Ama gördüğünüz gibi efsanede oynarken Sivasspor'a karşı üstünlük sağlayabiliyorduk ve gol geldi. İşte bu kadar Mario Icardi. Rangers'a yeniliriz ama Sivas'a yenilmeyiz dedi. Tabii ben atağa devam ettim çünkü biz şampiyonla oynuyorduk karşı karşıya. İşte efsanenin farkını tekrar görüyorsunuz, orta kafa kaleciye. Efsanede oynadığınızda çok az bir şey kazanıyorsunuz. İşte Şampiyonlar Ligi'ndeki durum 6 puan. Rangers'ın 3 puanı. Bizim birer puan Bayern ve Shakhtar'ın. Şimdi Shakhtar'la oynuyoruz. Bu maçı aslında full koymayı düşündüm ama gerçekten de çok kafa kafaya bir maçtı. Atak yapıyoruz. Olmadı. Başarılı bir şut gelmedi. Net şut pozisyonu bulmakta çok zorlandım ben Shakhtar'a. Sürekli düşürdüler. Çelme taktılar. Tam vururken önüme yatıp bloke ettiler topu vesaire. Icardi pası verdi. Sebastian Villa direkten döndü. Yine şanssızlık. Sivas maçından sonraki şanssızlık. Burada devam ediyor. Galatasaray'ımızın atağı ve korner. Şimdi Shakhtar geldi. Shakhtar uzaktan bir vuruş ve korner. Savunmamız blokluyor. İli pas. Güzel top pası. Edmilson. Otavio Edmilson işte gole gidiyor. Edmilson çekti, vur artık Edmilson, vur. Olmadı bir türlü, o istediğimiz şut pozisyonu bulamadık. Şimdi tehlikeli pozisyon Shakhtar'ın da gelişiyor, onların da tehlikeli pozisyonu var, bizim de. Nasıl fual lan o, penaltı mı lan fual? Aman gerçekten Shakhtar çok zorladı işte beni, ama Galatasaray olarak İyi oynuyorduk. 83. dakika. Icardi indirdi. Icardi topu aldı. Icardi orta. Ceza sahası. Gol mü geliyor? Gol geldi. Mertens attı. Efsanede Shakhtar'a karşı 1-0 öne geçtik. Mertens. Dres Merten. Gerçekten hiç olmayan dakikalarda sahneye çıkıyor. Ve Shakhtar'ın kalecisi, oğlum efsanede oynamıyorduk lan dedi. Yani biz efsane oynuyoruz, nasıl gol yedik falan dedi.
Ben dedim devam. Ardından Shakhtar santrayı yaptı. Pası aldı, döndü, verdi pasını. Ne bu ne ya? Bu ne abi? Bu ne? Gel dedi efsane işte dedi. Gel dedi efsane dedi, göstereyim sana dedi. Dedim terbiyesizleşme, geçerim ben dedim bu golü. Bu golü geçerim dedim. Bu golü geçerim dedim. Ve ardından hakem de son düdüğünü çaldı. Evet, bu videoda burada bitireceğim. Kısa bir özet yaptım. Kısa bir özet geçtim. Şampiyonlar Ligi'ndeki durumumuz. Bundan sonra Shakhtar maçı var. O videoyu uzun koymak istiyorum. Ama bu şekilde kısa video yaptın abi, güzel oldu eyvallah diyorsanız bir like atın, yorum yapın, kısa video yapayım ya da tek tek uzun maçları koyayım. Evet, bir sonraki maç Shakhtar maçı. Kendinize iyi bakın. Sevgiler, saygılar efendim.